Tabii ki şimdi Sakaryaspor tarihiyle, futbol geçmişiyle, Türkiye futboluna hizmet etmiş, gerçekten çok önemli isimleri Türk futboluna kazandırmış bir şehir. Futbolla yatıyorlar, futbolla kalkıyorlar. Futbolda çok iyi bilen, futbol kültürünü gerçekten iyi özümsemiş bir taraftar grubuna sahip. Çok coşkullar. Bunu da nereden biliyorum? Burada oynadığımız müsabakada 25. dakikada 15 bin taraftarın bizim oynadığımız oyunu alkışlaması Türk futbolu adına gerçekten çok sevindirici. Çünkü oynanan oyunun desteklenmesi, kendi takımınız ya da rakip takım olsun fark etmeksizin değer buluyorsa, bu o şehrin futbol olan tutkusunu, futbol olan aşkını zaten ortaya koyuyor. Bu da bizim için son derece mutluluk verici diye düşünüyorum. Yani böyle bir camiada çalışıyor olmak, futbolu bilen insanlarla bir arada olabilmek, oynattığımız oyunun kalitesinin, gücünün sahaya yansıdığı zaman takdir bulması hem benim hem oyuncularım açısından son derece büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Hocam, Sakaryaspor'dan telefon gelince ilk ne hissettiniz, evet, ne düşündünüz? Ya tabii ki şimdi Sakaryaspor her teknik adamın çalışmayı isteyeceği, mutlaka hedeflerin arasında yer alan takımlardan bir tanesi. Bu sene de çok büyük emeklerle 10 yıl aradan sonra tekrar 1. lige çıkmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Böyle tutkulu bir camianın bir parçası olma duygusu bile gerçekten son derece mutluluk verici. Sayın Cumhur Genç ve yönetim kuruluna bizi bu camiaya layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Onların bu ilgisini ve bu güvenini boşa çıkarmadan gecemizi gündüzümüze katıp sadece takımın başarılı olması adına elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizden Sakaryaspor camiasının hiçbir endişesi olmasın. Ama benim özellikle üzerinde durduğum ve beni çok mutlu eden olay, başkanımızın direkt telefonla bize ulaşıp "Hocam, bizim sizinle oynadığımız müsabakadan sonra sizi araştırmaya başladığımız ve daha sonra da diğer bütün müsabakalarda bizim müsabakada ortaya koymuş olduğunuz performansı yine sergilemeniz ve bunda istikrar göstermeniz bizim sizi transfer etmemizdeki en büyük nedenlerden biri" diye bir açıklama yaptı. Ben de burada şunu anladım. Yani gerçekten kulüp başkanıyla, yönetimiyle ciddi anlamda futbolu bilen ve teknik adamın ortaya koyduğu ürünü değerli gösteren ve buna değer veren ve bu doğrultuda hocasını belirleyen bir kulüpte çalışmak bizim için bundan sonraki süreçte hem bir sorumluluk hem de bir mutluluk kaynağıdır. İnşallah bize olan bu güveni demin de söylediğim gibi boşa çıkarmadan sonuna kadar burada bu takımın başarılı olması için, yeni zaferler kazanması için sonuna kadar mücadele edeceğimizden Sakaryaspor camiasının hiçbir endişesi olmasın. Hocam, son olarak taraftarın ne mesaj vermek istersiniz yeni sezon öncesinde? Evet, şimdi taraftar gerçekten çılgın bir taraftarı var. Çok coşkullar. Şampiyonluk kutlamalarında da bazı videolara denk geldim. Çok hoşuma gitti. Onlarla birlikte olmak beni şimdiden çok heyecanlandırıyor. Emin olun oynayacağımız tabii ki oyun sistemiyle alakalı. İlerleyen günlerde ben taraftarımıza da bu konuyla ilgili bilgi vereceğim ama benim oynatacağım oyunla birlikte taraftarın coşkusunu birleştirdiğimiz anı sabırsızlıkla bekliyorum. Belki şu anda Türkiye'nin gündeminde popüler bir teknik adam isminin dışında ortaya bir futbol anlayışı koymaya çalışan, ortaya bir oyun felsefesi koymaya çalışan bir teknik adamla çalışacaklar. Bunun bence tadını çıkarsınlar, bunun keyfini sürsünler, merak etsinler, desinler ki yani genç bir hocayla anlaştık, bir felsefesi var. Çok çalışkan, bunu biliyoruz ama acaba neyle karşılaşacağız diye bunu merak etsinler. Emin olun o gün biz o taraftarla buluşmamızda birbirimize çok güzel bir enerji geçireceğiz. Onlar bana sabretmenin ve sonunda doğru bir futbol kültürüne sahip olmanın mutluluğunu, ben de onların bu oyunu özümsemelerini vücut dillerinden ve coşkularından alıp kendi özgüvenimi üst düzeye çıkartıp onlarla birlikte çok güzel zaferlere imza atacağımızı umut ediyorum. Teşekkürler.